arkadaşlar. Profesyonel testine hoş geldiniz. Artık son testimiz. Umarım kitapta size faydamız dokunmuştur. Hadi bakayım, hazırsak bir numaralı soruyla başlayalım. Parabolü, parabol ile birbirine teğet etmiş arkadaşlar. İki parabol birbirine teğet etse bir noktada kesişiyor anlamına gelecektir. Dolayısıyla ortak çözüm yaptığımız zaman deltasının sıfır olması gerekir. Bu iki denklemi karşılıklı birbirine eşitliyoruz. Hangi x değerleri için y'leri aynıdır? Ortak çözümü araştırma metodu bu arkadaşlar. Eşitledik. Peki bu ortak çözümü yaptığımız zaman ikinci dereceden bir denklem elde ediyoruz. Bu ikinci dereceden denklemin deltasının sıfıra eşit olması gerekecektir. Bunu karşıya attım. Burada sıfır bıraktım. Bakın p eksi 1 x kare eksi x eksi 3 oldu. Bakın a katsayısı, b katsayısı, c yani deltasına bakıyorum. B kare eksi 1'in karesi eksi 4 a'sı p eksi 1 c'si de eksi 3 durumuna geldi. Bunun sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 eşittir. Şöyle yapalım. Düzenleyelim denklemi. 1 şu eksiyle bu eksi birbirini artı durumuna getirdi. 12 p bakın eksi 12 eşittir 0. Yani 12 p eksi 11 0 eşit. P buradan 11 bölü 12 doğru cevap c şıkkıdır diyebiliriz. Parabolün grafiği bir birim sola. Dolayısıyla x bir birim sola giderken x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Sonra ne diyor? Daha sonra 3 birim yukarı. Kuyruğuna 3 ekleyeceğiz. Kuralı oluşturup y'ye 3 ekleyeceğiz. Peki. X gördüğümüz yere o zaman yeni fonksiyonu. Yaptığımız işlem şu arkadaşlar. X gördüğümüz yere x artı 1 atıyoruz. İkinci harekette de 3 ekliyoruz. Şimdi ben bunu tek seferde yapacağım. Y diyeyim. X artı 1'in karesi artı 4 çarpı x artı 1 artı 1'di. Şimdi bu işlemin sonucu arkasına 3 ekleyecektim. O yüzden direkt 3 yazayım ve işlemi düzenleyeyim. Yeni fonksiyonum artık benim için x kare artı 2x artı 1 artı 4x artı 4. Bir de şuranın toplamından 4 gelecektir. Düzenleme yaparsak x kare artı 6x artı 9 yaptı. Bu da bakın x artı 3'ün karesine dönüştü. Bu öteleme işlemleri sonucunda D şıkkına ulaşırız arkadaşlar. Bir parabol verilmiş. F a artı 2 f 3a eksi 1 eşitmiş. Buna göre a'nın alacağı değerler toplamı nedir diyor. Fonksiyonda x gördüğümüz yere hemen a artı 2 yazalım. A artı 2'nin karesi eksi 6 çarpı a artı 2. Bakın 2k eksi 3 diye yabancı bir şey var ama onlar zaten gidecek. Çünkü ikisinde de sabit. X gördüğümüz üzere bu sefer 3a eksi 1'in karesi yazalım. Eksi 6 çarpı 3a eksi 1 artı 2k eksi 3. Bakın ne yaptı? Şunlar birbirinin aynısı götürdü. Açalım parantezi. Burayı açtığım zaman a kare artı 4a artı 4 eksi 6a eksi 12 eşittir. Burayı açıyorum. 9a kare eksi 6a artı 1. Açtığımız zaman eksi 18a artı 6 durumuna geldi. Şimdi bu işlemi düzenlemek istiyorum. Burası a kare eksi 2a eksi 8. Sağ tarafa baktığım zaman 9a kare eksi 24a artı 7. A'ların hepsini bu tarafa atıyorum. Burada 0 kaldı. Karşıya geçerse 8a kare eksi 22a artı 15. Bakın ikinci dereceden bir denklem elde ettim. A'nın alacağı değerler toplamı. Buradan A'nın geleceği iki değer var. Kökler toplamı. Hatırlarsanız ikinci dereceden denklemin kökler toplamı katsayıları sayesinde bulunuyordu. Eksi B bölü A'dan 8. Dolayısıyla 22 bölü 8. Sadeleştirsem 11 bölü 4. Doğru cevap B şıkkı diyebiliriz. Bir tüccarın sattığı malın maliyeti 5 lirayken bu tüccar malın satış fiyatı X ile satılan bir saniye yavaş okuyalım. Bir tüccarın sattığı bir malın maliyeti 5 lirayken tüccar bu malın satış fiyatı X ile satılan mal miktarının M arasındaki bağıntısını kuruyor. 5 lira satış fiyatı X lira maliyeti 5 liraysa satış fiyatı X liraysa ve buradan bir kar elde ediyorsun. Kazanç denklemi. Kar elde ediliyormuş. Ve bu kadar mal satmış. Burası ürün miktarı anladığım kadarıyla.
ürün miktarı. Sattığı malın maliyeti, alış 5 lira, onu yazalım. Şimdi problemi okuduk ama çok anlaşılmıyor. Biz bunu yavaş yavaş anlaşılabilir hale getireceğiz. Ya yani sınavda da iyi okumak gerekiyor. Alış 5 lira, satış x lira. Bir kar varmış. Kar. Kar nasıl elde edilir? Satış fiyatı alış fiyatından büyük olmalı ve kar miktarı satış eksi alışla elde edilir. Yani x liraya satılıyor, 5 liraya alınıyor. Bu kar. Bizim karımız. Peki bir üründen ürün karı 5 x eksi 5 lira. X eksi 5 lira. Peki mal miktarı M, yani kaç tane satmış bunlar? O zaman kazanç, x'e bağlı kazanç fonksiyonu, bir üründen x eksi 5 lira kar elde ediyor. Kaç tane ürün satıyor? Eksi 10x artı 300 tane ürün satıyor. İşte kazanç denklemi, ikinci üründen bir denklem oldu. Bunu düzenleyelim. Kazanç denklemi eksi 10x kare, burayı çarptım, artı 300x, burayı çarparsak artı 50x eksi 1500. Bunu da düzenleyecek olursam eksi 10x kare artı 350x eksi 1500 oldu. Bakın C seçeneğinde bu var. Tekrar söyleyelim. Alış fiyatı 5 lira. Satış fiyatı x lira. Bir üründen elde ettiği kar 5 eksi x lira. Kaç tane ürün satıyormuş? İle. Satılan mal miktarı M arasında bir bağıntı kurulmuş bakın. Mal miktarı eksi 10x artı 300'dü. Bir üründen 5 eksi x lira, x eksi 5 lira kar elde edilirken toplam ürün miktarıyla çarptığımız zaman toplam kazancı, yani karı elde veren denklemde bu şekilde hesaplanabiliyor. Parabolün grafiğinin x eksenine göre simetri alınıp ardından da orijine göre simetri alınırsa elde edilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fx fonksiyonu verildi. Hatırlatma. X eksenine göre simetrini alırken x eksenine göre simetrini, bunu eksiyle çarparız. Sonra orijine göre simetrini alırken fonksiyonu bir eksiyle çarparız. Bize verilen fonksiyon. Bir de içini eksiyle çarparız. Düzenleyecek olursak bakın çarptığımız zaman f eksi x oldu. Yani bu işlemin sonucunda iki işlemin geldiği nokta şurası. X gördüğünüz yere eksi x yazın diyor. Dolayısıyla ben bu grafikte bana verilen parabol x gördüğüm yere sadece eksi x yazarım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Bu söylediği iki öteleme ve simetrini alma hareketi bizi bu noktaya getirir. X kare eksi 3x eksi 7 olmuş. Oldu bakalım. Hangi seçenekte var? E seçeneği doğru cevap diyebilirsiniz. Parabolün grafiği x eksi 4 doğrusuna göre simetri. Şimdi bir parabolün, bir eğrinin, bir doğrunun, bir başka bir doğruya göre simetri alırken tek nokta üzerinden düşünürüz. Hiç ezbere kaçmayın. X, Y gibi bir nokta alalım. Bunun x eşittir 4 doğrusuna göre simetrini alırken x, bunun x yerine şu ifadenin 2 katı alınır. Yani 8. 4'ün 2 katı alınır. X çıkarılır. Y'ye dokunulmaz. Bu simetrini almanın kolay yoludur. Neden böyle oluyor? Her şey aslında noktanın noktaya göre simetriyle başlayan bir hikayedir bu. Ama akılda kalsın diye biz hep böyle yaparız. Deriz ki x eşittir 4 doğrusu. Şimdi y'si hep sabittir. Bunu unuttuğunuzu varsayalım. Biraz açayım isterseniz olayı. X eşittir 4 doğrusu burada. Şuradan burası x eşittir 4 doğrusu. Bakın sorudan bağımsız anlatıyorum. Tamam mı? Şuradan bir nokta seçelim. Mesela 6. 6. Hatta şuradan seçelim noktayı. İşte 3 diyelim. Şu noktanın koordinatları da 3, 5 olsun. 3, 5. Şimdi 6'dan vazgeçtim. Bu noktanın x eşittir 4'e göre simetri alırken bakın y'si değişmiyor. Ve 4'ten 3'ü çıkarıyorum. Burası 1 birim. 1 birim diğer tarafa geçiyorum. 1 birim diğer tarafa geçersek 5, 5'e eşit oldu. Yani bakın y'si değişmez. X'i de ne kadar değişiyor? 4'ten 3'ü çıkarıyorsunuz. 2 katını alıyorsunuz. Burada yaptığımız hareket de o. O zaman bir noktanın x eşittir 4 doğrusuna göre simetrini alırken yaptığımız işlemi parabole de uygulayabiliriz. Bakın tekrar söylüyorum. Bunun 2 katını alıyorum. X'i çıkarıyorum. X gördüğüm yere 8 eksi x yazacağım. Y'yi değiştirmeyeceğim. İşim artık kolay. Parabolümüz, bu parabolün y'si aynı kalıyor. X yerine 8 eksi x yazıyoruz. Karesi eksi
2 parantezinde 8 eksi x artı 3. Düzenleyelim. 64 eksi 16x artı x kare eksi 16 artı 2x artı 3. Düzenleyecek olursam x kare, bakın x kareyi kullandım. Şurada ne kaldı? Eksi 14x. 64, 16 çıkarıp 3 eklersek 51'e ulaştırır bizi. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir noktanın bir doğruya göre simetri için yaptığım her şeyi parabol içinde yapabilirim. Ne yaptım? Paraboldeki bütün x, y noktalarını şöyle düşünün. Yaptığımız hareket aslında geometrik olarak canlandıralım. Buradaki x virgül y noktasının x eşittir 4'e göre simetri olan bir noktayı yazdım. Şu nokta. O noktada 8 eksi x'e y. Y'si değişmeyerek buraya taşıdım. Bir noktayı için yaptığım işlemi genele vurmak için denklemde x gördüğüm yere 8 eksi x, y gördüğüm yere de sadece y yazdım, değiştirmedim diyebiliriz. Pratik yol. Denkleme y eşittir olan parabol veriliyor. P'nin hangi pozitif değeri için başlangıç noktasından parabol açısından teğetler birbirine, teğetler birbirine diktir. Bu çok 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 eski bir sınav sorusu. Deltası eksi 1 olmalı. Bunun çok uzun bir ispatı var. Çok eski yıllarda sorulmuştu. Birçok kitapta da buna benzer örneklere ulaşabilirsiniz. Fakat bence delta eşittir eksi 1'i bilmemiz bizim için kafidir. Ne zaman geçerli? Tabii ona da lazım. Parabolü veriliyor. Pozitifte başlangıç noktasından, şunun altını çizelim, noktasından parabole çizilen teğetler birbirine dik olması durumu gibi özel bir durumu sorgulayacağız. Delta eksi 1'e eşit olmalı. Peki. Parabolün deltasına bakıyorum. A katsayısı 1. B katsayısı P. C'si 6. P kare eksi 4. A'sı 1. C'si 6. Eşit olmalıdır. Eksi 1'e. P kare eşittir. Bakın şurası eksi 24. Eksi 1. Karşıya atarsam P kare 23 yapacak. Dolayısıyla karesi 23 olan iki tane sayı var. Kök 23, diğer kök eksi kök 23 olacaktır. Doğru cevap A seçeneği diyebiliriz. Televizyon ekran büyüklüğü ekranın köşegen uzunluğuyla ifade edilir. Demek ki bu köşegen, şöyle bir köşegen var. Bunun uzunluğu ekran boyunu veriyormuş. Ekranın ebatları. Şekildeki televizyonun boyu eninden 12 cm fazla. Boyu eni, enine x dersek saniye. Eninden 12 santimetre fazla. Ya bir tanesini x dersek bir tanesi 12 eksi x olsun. Şurası eni, burası boyu. Ters de yazmış olabiliriz. Tam şekli algılayamadım ama biri diğerinden 12 santimetre fazladır. Peki. Tabii. Yani burasını boy olarak düşünmüşüz ama. Şekle baktığımız zaman boy, burası da en mi? Ne diyor? Televizyonun boyu eninden ama şekil olarak zıt olmuş. Tamam, çok fark etmiyor o zaman bizim için. İşlemin sonucunda ekran boyu 60. Peki eninin boyuna oranı. Yani x bölü x artı 12'yi sormuş. Öyle diyelim biz. Normal şartlarda böyle yanlamasın olduğu zaman boy en karışabiliyor. Peki biz burada bir tanesine x diyelim, diğerine x artı 12 diyelim. Sonuçta da x bölü x artı 12'yi sormuş diyelim şekilde. Şimdi uzun uzun denklemi açabilirim. Yani x kare Pisagor bağıntısı x artı 12'nin karesi eşittir 60'ın karesi diyebilirim. Fakat şuna dikkat edin. Aralarında 12 fark var. 60 sayısı 5'in 12 katı. Değil mi? Şimdi ben burayı 3'ün 12 katı alırsam yani 36. Burayı da 4'ün 12 katı alma şansım doğuyor. Çünkü burası 12. 3, 4, 5'in bir katı aslında diye yapabiliriz. Ya da şu Pisagor bağıntısında buraya 36 verebiliriz. 36, 48, 60. Kareleri gerçekten 3, 4, 5 üçgenini sağlıyor. Dolayısıyla x'in buradan 36 olduğunu, x artı 12'nin de 48 olduğunu söyleyebilirim. Birbirine bölecek olursak 3 bölü 4 doğru cevap C seçeneğidir deme hakkına sahibiz. Uzun uzun açıp ikinci elden denklem yerine kısa yoldan 3, 4, 5'i deneyerek sonuca ulaştık arkadaşlar. Şimdi 9. soruda bir grafik problemi verilmiş. Bakın gx fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Şimdi 1'i düşüneceğim. G1. 1 atarsam x'te f1 artı mutlak 1'e dönüştü. O da f2'ye eşit olacak. Şimdi bizim g1, f2 nereye gidiyor ona da bakalım. X yerine 2 koyduğumuz zaman 2,2'den geçiyor.
2'den. Yani G1 2 olacak. Bakın G1'in 2 oldu. Burada 1 o zaman 2'den küçük bir A şıkkı gider. G1 eğer burası G ise bu 1'e gitmiş olmaz. Bakın 1 koyduğumuz zaman bu da 1'e gidiyor. 1'i 1'e çünkü 45 45. Çünkü şuralarda bakın şurası 2 birim 2 birim. Buralarda 45'er derece. Buralardan hesaplayabiliyoruz. Mesela G1 1 koyduğumuz zaman 1'e gitti. Bu da değildir diyebiliriz. 1 koyduğumuz zaman 2'ye gidiyor. Eğer bu Gx fonksiyonu ise sağlıyor. Peki burada ne var? G1 koyduğumuz zaman 1 koyduğumuz zaman bu da 2'ye gidiyor. Demek ki bu da olabilir. Peki 4 olması durumunu düşünelim. 4 olması için G4 eşittir. F4 mutlak 4 F8'e eşit. Bakın F8 tanımlı değil. Dolayısıyla E şıkkı da tanımlı olmayacaktır. 2 koyduğumuz zaman 2 koyduğumuz zaman bakın 0 yapıyor. Çünkü 2 koyarsak burası F4 yapar. 0'ı da 0'a taşıyacaktır. Onu da yazalım. G2 eşittir. F2 artı 2 F4'e eşit. F4 de 0. Bakın G2'nin de 0 olması gerekiyor. O yüzden D seçeneği doğru cevap diyebilirsiniz. Şekilde bir çadırın ön yüzü görülmektedir. Giriş kapısında parabolle modellenmiştir. Yani giriş kapısının şurası parabol, şurası tepe noktası oldu. Çadırın tepe noktasının zemin olan uzaklığı. Bakın şu mesafeyi soruyor bize. O mesafe R, K'ya karşılık geliyor. Tepe noktası R virgül K ise K nedir diyor. Önce R'yi bulalım. Şöyle parabolün üzerinde eklemini de düzgün yazalım. Eksi 1 bölü 12 x kare artı 2 x. Eksi b bölü 2 a. Eksi 2 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 12 oldu. Ters yeri çarparsak 12. F12 k'yı bulmamız istiyor. Eksi 1 bölü 12 çarpı 144 artı 2 çarpı 12. Bakın F12 sayısı eksi 12 artı 24 12'ye eşittir. Demek ki şu yükseklik 12 olacakmış. Doğru cevap D seçeneğidir. Y eşittir x kare artı 3x parabolünün doğrusunun en yakın noktasını tepe kabul eden parabolün x ekseninin kesişim noktasının apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi bir parabol var. Bu doğruya en yakın noktasından bahsediyor. Doğrumuzun denklemi y eşittir 2x artı 4. En yakın noktasından çizilen teğetler, şöyle bir teğet çizdik. Buna paralel olmak zorundadır demiştik. En yakın noktasını bulmanın en kolay yolu. Şimdi y eşittir 2x artı 4 en yakın noktasındaki teğet paralel olan demiştik. X artı ne biçimde yazdık. Bakın parabol ile parabol x kare artı 3x artı 1 eşittir 2x artı ne? Parabolle doğrunun ortak çözümü yapılır. Tek noktada buluştuğu için deltası 0'a eşitlenir. Karşıya atıyorum. X kare artı x artı 1'in eksine eşittir 0. Bunun deltasının 0'a eşit olması lazım. Çünkü tek noktada kesiyor. Böylelikle o noktanın o noktaya ulaşabileceğiz. Bunun deltasına baktığımız zaman A'sı 1, B'si 1, C'si burası. B kare eksi 4 AC 0 eşit olmalı. 1 eksi 4 artı 4 tan 0 4 tan 3 n buradan 3 bölü 4 olacak. Şimdi n eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre bizim doğrumuzun denklemi y eşittir 2x artı 3 bölü 4 biçiminde alındı. Ya da ortak çözümde yerine yazacak olursak, ortak çözümde burada yerine koyarsak x kare artı x artı 1 eksi 3 bölü 4 eşittir 0. X kare artı x eksi 1 bölü 4 eşittir 0. Bu da x eksi 1 bölü 2'nin karesi 0. Yani x eşittir 1 bölü 2. Demek ki bu noktanın apsisi 1 bölü 2. Şimdi ordinatını bulmak için, bu noktanın ordinatını bulmak için parabolü de yerine yazalım. Yani f 1 bölü 2 yerine koyarsam 1 bölü 4. Bakın şurada bir hata var. Şurası artı olacak. O zaman x eşittir eksi 1 bölü 2 bizim o noktamızın apsisidir. Ona dikkat edelim. Şurası eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 atarsam eksi 3 bölü 4 artı 1. Bakın burası eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 eşit oldu. Demek ki bu noktanın ordinatı 1 bölü 2 oldu. İşte apsisi ordinatı belli olan bir noktaya ulaştık. En yakın noktası bu. Şimdi neyi sormuştu? En yakın noktasını tepe noktası kabul eden parabolün x eksenini kestiği noktadan apsis. Şimdi bu tepe noktası bu olan bir parabol düşüneceğiz.
Tepe noktasını bildiğimiz parabolleri biz şöyle yazalım. Yeni bir parabol düşünüyorum bakın. Ona bir fx diyelim. A çarpı x eksi r k karesi artı k biçiminde yazılıyordu. O parabol yazdığımız zaman a çarpı r'si bir, eksi 1 bölü 2 x artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2 biçimindedir. Düzenleyelim. Oldukça uzun bir soru. Artık profesyonel testin sonlarındayız. O yüzden biraz zor oluyor. X kare artı. Bununla bunun çarpım iki katı. Artı x artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Yani o parabolü düşünecek olursam ax kare artı ax artı a bölü 4 artı 1 bölü 2 oldu. İşte bizim parabolümüz bu. Ne diyor? Bu parabolün x eksenini kestiği noktada apsisler toplamı. Kökler toplamını sormuş. Bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Yani ax kare artı ax artı a bölü 4 artı 1 bölü 2. Hocam a'yı bulmadan nasıl buluruz? Arkadaşlar bu parabolün x eksenini kestiği noktada y'si sıfırdır. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani eksi a bölü a. Dolayısıyla eksi 1'e eşittir. Yani şu bizim a'yı bulmamıza gerek kalmadı. Kökler toplamını sorduğu için oranladığımızdan eksi 1'e eşittir. Doğru cevap b şıkkıdır deme hakkına sahipsiniz. Yani oldukça uğraştırıcı bir soruydu bu. Fark ettiyseniz anlaması güçtü. Ama tane tane şu ana kadar parabolle doğruyla ilgili bildiğimiz her şeyi net bir şekilde kullandık. Umarım yorulmamışsınızdır. Artık sonlara doğru geliyoruz arkadaşlar. Bakın enteresan sorular. Parabolü için fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre. Şimdi önce f x eksi p'yi bulalım. X gördüğümüz yere x eksi p atacağız fonksiyonda. Bunun y eksenine göre simetrik olduğunu söylüyor. Peki. Önce bunu bir belirleyelim. Düzenliyorum. X kare eksi 2 px artı p kare artı 3x eksi 3p artı 4. Düzenleyecek olursam x kare, şimdi x'li olanları yazıyorum, artı 3 eksi 2 p x artı p kare eksi 3 p artı 4. Şimdi bu parabol x eksenine göre, aslında bu bir öteleme işlemi yapılmış. Tamam. Y eksenine göre simetrikse, biliyorsunuz ki bir parabol y eksenine göre çift fonksiyondur. Tekli terim olmaz. Yani x'in üzerinde tek olan terim burası sıfır olmalı diyeceğiz. Yani p sayısı buradan 3 bölü 2'ymiş. Bize bunu sormamış bakın. P'yi sorsaydı durum muydu? Ama bir sorduğu şeyi yazalım. P yerine 3 bölü 2 atalım. F 3 bölü 2 artı 1 bölü 2. F 4 bölü 2. F 2'yi sormuş. Yani aslında bize soruda sadece F 2 değerine ulaşın demiş. O da bizim için kolay. X gördüğümüz yere verilen ifadede burada 2 yazacağız demektir. Artı 3 çarpı 2 artı 4. F 2 4 artı 6 artı 4'ten 14. Doğru cevap A seçeneği deme hakkına sahibiz. Evet, artık profesyonel testinde en zor ve en zor sorusuna geldik arkadaşlar. Bakın f fonksiyonunu vermiş. Diyor ki fonksiyonun grafiği vermiş. Burada bildiğim şeyleri bir kenara yazalım. İşte f 0 2 f 2 0. Bildiğimiz noktaları her zaman şöyle aydınlatmakta fayda var. Buralar işte 0'a 2 2'ye 0 gibi. Olduğuna göre f fonksiyonu çift bir fonksiyon olması için g fonksiyonun grafiği aşağıda hangisidir? Yeni bir fonksiyon olsun diye, yani hx diyelim ona, fx artı gx şeklinde olsun fonksiyonu, çift bir fonksiyon ve bu çift olsun, yani h eksi x eşittir hx biçiminde olsun diye, eksiyi yutsun diyor. Seçeneklerden hangisini alırsam gx olarak benim elde edeceğim toplam fonksiyonu çift olsun diyor. Şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz? Seçeneklerden gideceğiz mecburen. Gx fonksiyonu aşağıdaki hangisi, yani bunlardan hangisi olmalıdır diyecek. Şimdi atacağımız değerlere bakalım. Yani araştırdığımız şey şu. Hx ne zaman şöyle olsun diyor. Mesela 1 atalım. Niye 1 attık? Şimdi 1 attığımız zaman h1 h eksi 1'e eşit olmalı. H1 yazacak olsam f1 artı g1 eşit olmalıdır. F eksi 1 artı g eksi 1. Şimdi ben f eksi 1'i de biliyorum. O da 2 çünkü. Şimdi bakalım f1. Burası f1 45-45 derece eğimi. 1 verdiğim zaman bizi 1'e götürecek. 1. G1'i bilmiyorum. F eksi 1, 2.
Dolayısıyla seçeneklere baktığımız zaman aralarında bir fark oluşturacak. G1 ile F1 arasında ilişki kuracağız. Mesela A şıkkına gidelim. Mesela 3, 1 attığımız zaman eksi 3 yapmış. Burası eksi 3 yapmış. Eksi 1 koyduğumuz zaman bakın burası da eksi 2 yapmış. A seçeneği bunu eletti. Şimdi B'ye baktığımız zaman B, şurayı temizliyorum. Biraz meşakkatli bir soru olacak, uzun olacak. F1, F1'i ben biliyorum 1'di. G-1 de 2 idi. G1, eğer bizim için G fonksiyonuysa 1'i 1'e taşıyor. Peki G-1 de 0'a taşıyor. Bakın 1'i 1'e taşıyor gerçekten. Ve eşitliği sağladı. Bu olabilir. Dursun. Şimdi C şıkkına bakalım. C şıkkında incelediğimiz şey G1 ve G-1. G1 1'e gidiyor. Burası 1. G-1 1'e gidiyor. Bakın 2 eşittir 3 oldu. C şıkkında eledik. Demek ki 2 şık elenebiliyor hemen bu noktada. Şimdi buna bakalım. D şıkkında. Eğer bu bizim için Gx fonksiyonuysa G1 bakın 0. Burası 0. G-1 1. Bakın bu da sağlamıyor. D şıkkı da gitti. Şimdi E şıkkına geldik. Eğer bizim için E şıkkı Gx fonksiyonuysa neye bakıyorduk? G1'e. G1 2. G-1 0. Bakın burası 3 yaptı. Burası 2 yaptı. Sağlamıyor. Sağlasaydı başka değerlerim de vardı. Dolayısıyla B şıkkına işaretleyeceğiz. Doğru cevap olarak. Arkadaşlar fasikülümüzün sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizlere faydamız dokunmuştur. Umarım anlatımım sizlere en azından bir şeyler katmıştır ve sınavda sizi AYT'de mutlu edecektir. Bu fonksiyonlar fasikülü hem 11. sınıf hem de AYT konularını içermektedir. İçerisinde matematiğin en ağır konularından parabol, ikinci derece denklemler, eşitsizlikler gibi, öteleme, döndürme, simetrini alma gibi diğer konularla direkt bağlantısı olan bir fonksiyonu, bir fasikülü geride bıraktık arkadaşlar. Biraz analitik geometri, biraz fonksiyon bizi güçlendirecektir. Temel konuları bir göz attıktan sonra fasikülü tane tane çözmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.